Evet, kıymetli misafirler, çocuklarımızı aralarından alırsak çok memnun oluruz. Güzel bir program olacak. Sizlerden ricamız, çocuklarımıza sahip çıkalım. Evet değerli mahalle sakinlerimiz, Silivri Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Kaymakamım. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İçişleri Bakan Danışmanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri ve çok kıymetli mahalle sakinlerimiz, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Silivri Belediyesi Roman Gecesi Eğlence Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel akşamın açılış konuşmasını yapmak üzere İçişleri Bakan Danışmanımız Sayın Hacı Arif Davulcu'yu kürsüye davet ediyorum. Cümleten selamünaleyküm. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım,
ve değerli katılımcılar, hepiniz bu güzel geceye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Hacı Arif Davulcu, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Beyefendi'nin roman danışmanlığını, roman koordinatörlüğünü yapıyorum. Bu vesileyle Sayın Bakanımızın sizlere çok selamlarını iletiyorum, üzerimde kalmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında yapmış olduğu roman açılımıyla beraber bizler roman kardeşlerimizi bir kör kuyunun içerisinden bir ışıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde roman strateji belgeleriyle roman kardeşlerimizin topluma entegrasyonu için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da bu şekilde tüm Türkiye'de şu anda 40 ilde İstanbul'da 28 ilçemizde bir tanesi Silivri. Silivri koordinatörümüz de Ferdi Kalaycıoğlu Bey. Sayın Kaymakamımız da çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bunları topluma entegre ediyorlar. Birinci önceliğimiz eğitim. Eğitimde ben sizden destek isteyeceğim. Roman kardeşlerimizi okutmak ve onları topluma iyi bir lider olarak kazandırmamız gerekiyor. Ben konuşmamı çok uzatmayacağım. Sizlerden bu noktada bizlere bu gece bu imkanı veren Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a kuvvetli bir alkış istiyorum. Kendisinin bu liderliği olmuş olmasaydı biz bu geceyi bu şekilde yapamazdık. Ben hepinize ev kaybı duygularında selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Evet, kıymetli kitaplar için İçişleri Bakan Danışmanımız Sayın Davulcu'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli mahalle sakinlerimiz, göreve geldiği günden bu yana Silivri sadece sahilden, çarşı meydanından ibaret değil diyerek Silivri'nin tümünü kucaklayan, eğitimden sağlığa, kültür sanattan, sosyal yaşama Silivri'nin çehresini değiştiren kıymetli belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı hitaplarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Vali Yardımcım, Sayın Bakan Danışmanım, çok kıymetli Silivri'mizin Dernek Başkanı, yine çok kıymetli Özcan Başkanımız, Murat Başkanımız ve her biri birbirinden kıymetli, her biri birbirinden renkli, her biri birbirinden coşkulu Silivri'mizin güzel insanları, roman kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel Silivri akşamında sizlerle bir arada olmaktan, bu güzel gecede sizlerle aynı atmosferi solumaktan duyduğum mutluluğu, bahtiyarlığı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kardeşlerim, sizlerle buluşmak, sizlerle hemhal olmak, sizlerle dertlenmek, sizlerle neşelenmek, sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkar olmak. Ne güzel. İyi ki varsınız, iyi ki biriz, iyi ki beraberiz. Sizleri hasretle, muhabbetle, sevgi ve saygıyla bir kez daha kucaklıyorum. Kıymetli kardeşlerim, göreve başlamadan önce ne demiştik? Biz Silivri'yi bir çember çizen pergel gibi, o pergelin sabit ucu olacağız demiştik. Yani ne bir kişiye diğer bir kişiden daha yakın, ne bir kişiye diğer bir kişiden daha uzak. Yani herkese, hepinize
eşit mesafede olacağız demiştik. Dili, dini, rengi, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin yaradılanı severiz, yaradılandan ötürü şiarıyla kucaklayacağız. Eşit ve bir görerek onlara bu şekliyle hizmet edeceğiz demiştik. Allah şahit yukarıda. Bu vaadimizi sizler de şahitsiniz burada. Kendimize ilke edindik ve bu yolda asla ve kat'a taviz vermedik. Silivri, Silivri'nin güzel insanları, her şeyin en güzeline, en iyisine layık dedik ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürdük. Bu topraklar binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı kültürlere, farklı insanlara ev sahipliği yapmıştır. Ama hep bereketin, huzurun, barışın, sükunetin ve hoşgörünün sembolü olarak kalmıştır. Silivrimizde bizler de bugün her şeyi ortak zenginliğimizin tezahürleri olarak görerek bir ve beraber yaşıyoruz. Sizler için, sizlerin yarınları çocuklarınız için, Silivrimizin yıllarca ihmal edilen, ötelenen, kronik hale getirilmiş tüm problemlerini sizlerin de takdirleriyle bir bir çözerek yolumuza devam ediyoruz. Altyapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata varıncaya kadar tüm yatırımları eşit bir şekilde her mahallemize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kıymetli Roman hemşerilerim, bugün buradan sizlere bir belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda Volkan Yılmaz evladınız ve bir kardeşiniz olarak da seslenmek istiyorum. Gücümün yettiğince, imkanlarınızın el verdiğince her ne sıkıntınız olursa olsun bugün de yarın da sizlerin, Roman kardeşlerimin yanında olmaya devam edeceğim. Bunu mutlulukla söylüyorum. Park Bahçeler Müdürlüğümüzde istihdam ettiğimiz Roman kadınlarımızın elleriyle Silivri'mizin caddeleri ve sokakları şimdi bir başka güzel. Her birine, buradaki Roman kadınlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hanımefendiler diyorum. Mahallemizin bulunduğu, bugün burada etkinlik yaptığımız alanda, bugün etkinlik yaptığımız alanda 5 hekimli bir sağlık ocağını, bir sizlerin çocuklarının gülüp oynayıp koşacağı bir parkı ve piknik alanını da mahallemize buradan kazandıracağımızın müjdesini veriyoruz hanımefendiler. Yine mahallemizin bulunduğu Halim Uluşahin Hastane caddeleri başta olmak üzere bağlantı yolları ve sokaklarda asfaltlamadığımız, yol, bordür, kaldırım çalışması ve aydınlatma çalışması yapmadığımız sokağımız kalmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlerimizle sizlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin, 1000 kardeşimizin hastane, sağlık, medikal malzeme, gıda ve giyim gibi birçok ihtiyacını karşıladık ve bunu devam ettiriyoruz. Birçok Roman kardeşimize iş ve istihdam sahibi yaptık. Okula yeni başlayan çocuklarımızın tamamının okul kıyafetlerini, okul çantalarını ve kırtasiye giderlerini karşıladık. Her biri birbirinden kıymetli müzisyen kardeşlerimize destek olmaya devam ettik. Pandemide enstrümanlarımız susmasın diyerek sizlere destek olduk. İnşallah yakın bir zamanda daha güzel hizmetlerde, daha güzel çalışmalarla beraber olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün vali yardımcımızın, İçişleri Bakanımızın danışmanının ve Roman derneklerimizin başkanlarının katılımıyla yapmış olduğumuz bu şölenin çok güzel, çok eğlenceli geçmesini dilerken Ferdi Kalaycıoğlu kardeşime de buradan teşekkürlerimi sunmak, iletmek istiyorum. Sevgili Roman kardeşim, sözlerimi nihayetlendirirken birkaç hatırlatma yaparak sizlere seslenmek istiyorum. Göreve geldiğim ilk yıl yine burada, bu meydanda bir toplantı yapmış ve siz kardeşlerime seslenmiştim. Ve bugün 4 sene sonra yine aynı yerde, aynı mekanda sizlere sesleniyorum.
İnanın o gün söylediklerimi noktası virgülüne kadar hatırlıyorum ve hepsi aklımda, hiç aklımdan çıkarmadım. Çünkü ben dün ne söylemişsem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü ben dün nerede durmuşsam bugün de aynı noktada duruyorum. Sizlerin huzurunda dimdik, alnı açık bir şekilde sizlerin huzurunda duruyorum. Şimdi o günden bugüne hiç değişmeyen inancım ve heyecanımla 4 sene önce sizlere neler söylemiştim, bugün aynılarını buradan herkesin duyacağı bir şekilde söylemek istiyorum. Silivri'nin başkası olmayacak. Silivri'nin ötekisi olmayacak. Hep birlikte beraber Silivri olacağız. Benim en yakınımdakiler, benim en yakın çalışma arkadaşlarım, destekçilerim bana kızacak. Lakin Silivri'de yaşayan garip, kureba, yetim, düşkün ve vatandaşlarım bana kızmayacak dedim. Çünkü ben sizin halkımın belediye başkanı olacağım. Ben kışın kişilerin, çıkar çevrelerin, baronların, çetelerin değil, Silivri halkının belediye başkanı olacağım dedim. Yine 5 sene önce şunu söylemiştim. Bu işin sonu. 5 sene sonra bu işin idamı bir daha seçilememek değil mi demiştim. Yine bugün 7 ay sonra bu işin idamı bir daha seçilememek diyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun yeniden seçilebilme arzusuyla, yeniden seçilememe korkusu ve kaygısıyla hareket etmeyeceğim. 7 ay sonrasını düşünen namert oğlu namert olsun. Ben hep sizinle, hep sizin yanınızda, hep sizinle beraber el ele, gönül gönüle yürüyeceğim. Bana kim kızarsa kızsın, bana kim darılırsa darılsın, hep sizinle beraber olacağım. Bundan hiç mi hiç şüphenin olmasın. Ben bu kürsülerden siyaset yapmayı çok sevmiyorum. Siyasi konuşmalar yapmayı da çok sevmiyorum ama ben bu geceden aldığım heyecanla, bu geceden aldığım enerjiyle, roman kardeşlerimle el ele tutuşarak, gönül gönüle vererek omuz omuza yürüyeceğimi biliyorum. Ve buradan 7 ay sonraki seçimler için hayaller kuran ve rüyalar görenlere seslenmek istiyorum. Hepinize tatlı rüyalar diliyorum arkadaşlar. Ama hepinize kötü bir haberim var. Rüyadan uyandığınızda Volkan Yılmaz'ı tekrar belediye başkanı olarak göreceksiniz. En kalbi duygularımla, en iyi dileklerimle, Sayın Cumhurbaşkanıma hürmetlerimle, İçişleri Bakanıma saygılarımla ve devlet erkanına, romanlara, roman derdiklerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimle, hürmet ve muhabbetlerimle hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, kıymetli kitapları ve destekleri için, çalışmalar için Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Ve o güzel alkışlarınızı tekrar istiyoruz sizlerden Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz için. Evet, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Silivri İlçe Kaymakamımız Sayın Tolga Tuğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Kıymetli Vali Yardımcı Abi, kıymetli Belediye Başkanım, Sayın İçişleri Bakanımızın kıymetli danışmanı, Silivri Roman Koordinatörümüz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, STK'larımızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli roman kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bu akşam milletimizin, Türk milletinin en renkli parçalarından, milletimizi bütünleyen, milletimizi zenginleştiren roman kardeşlerimizle birlikteyiz. Konuşmanın başında onlara ayrı bir muhabbet duyduğumuzu, onları çok sevdiğimi altını çizerek ifade etmek istiyorum.
Biraz önce belediye başkanımız ifade etti. Roman kardeşlerimize yönelik bir pozitif ayrımcılık sürecinde devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın ve Sayın Valimizin önderliğinde yürüttüğü, yürütmeye çalıştığı ve süreç içerisinde devam eden çok sayıda hizmet ve çok sayıda iş, eyleyiş tarzı var. Bu anlamda Roman vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması, ekonomik olarak onlara destek olunması, sağlık, eğitim ve benzeri haklardan en seri şekilde ve en derin şekilde yararlanması amacıyla ilçemiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın da katılımıyla, çabalarıyla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Valimizin, Valiliğimizin destekleriyle bu hizmetleri aksamadan sizlere sunmaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, şunu ifade etmek istiyorum. Bakın buradan 200 metre ileride bir aile danışma merkezi ve sosyal destek, aile destek ve sosyal destek merkezimiz var. Bunun yaklaşık 6 aydır bu işleyişine devam ediyor. Bunun açılışını yaptık. Orada hanım kardeşlerimize yönelik her türlü kurstan faydalanabilirsiniz. 1000 metrekare kapalı alanı olan, kuaförlükten tutun okuma yazmaya kadar çocuklarımız için Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, öğretmeye kadar her türlü kursu özellikle hanım kardeşlerimizi oraya davet ediyorum. Bundan sonra yarın inşallah orayı bir görmenizi, oradan faydalanmanızı diliyorum. Şöyle, eğer hocalarımız, erkekler izin vermiyor diyorsanız onları da bize şikayet edin. Onları da dinlemeye, hepimizi dinlemeye hazırız. Ama bu kurstan, bu kurslardan ve verilen hizmetlerden faydalanılması noktasında özellikle hanım kardeşlerimden bunu rica ediyorum. Yine mahallelerimizde belediyemizin mahalle evleri var. Halk eğitim merkezimizin kursları var. Bunlara özellikle hanım kardeşlerimizin uğramasını, buraya kayıp olmasını ve belli bir meslek sahibi olmaları adına bunu süreci sonuna kadar devam etmelerini diliyoruz. Ben bu geceyi takip eden kıymetli belediye başkanımıza, katılım sağlayan kıymetli vali yardımcımıza ve bu sandalyeleri, bu alanları dolduran siz kıymetli Roman vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, iyi eğlenceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, kıymetli hitaplar için Silivri Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bu akşam çok kıymetli misafirlerimiz var. Onlardan bir tanesi de sizlerin çok yakından tanıdığı ve bildiği Sayın Vali Yardımcımız aramızda. Ve hitaplarını yapmak üzere Sayın Vali Yardımcımız Şevket Atlı'yı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım, İçişleri Bakan danışmanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, kamu kurumlarımızın idarecileri, Edirne'de aramıza katılan Edirne Vali danışmanımız Özcan Kalkan, yine Edirne'den Türkiye Roman Hakları Federasyonu Başkan Yardımcımız Sayın Murat Erkürekçi ve hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce hem İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, özellikle selam, sevgi ve muhabbetlerini iletmek isterler. Ben de buradan hem İçişleri Bakanımızın hem de Valimizin selam, sevgi ve muhabbetlerini iletiyorum. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul'da roman konusunda sizlerin
dertleriyle dertlenmek, sizlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek için göreve başladım. O günden bu yana değerli bakan yardımcımız, bakan danışmanımız Hacı Arif Davucu'yla İstanbul'daki roman örgütlenmesini yapmaya çalıştık. Her ilçede bir roman koordinatörü seçimi yaparak belki Türkiye'de de bir örnek oldu. Yine İstanbul'da bu alanda roman koordinasyon merkezinin de açılmasıyla yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Ve bu çalışmalarımız bakanlığın da çalışmalarına örnek oldu, taslak oldu. Bu açıdan güzel çalışmaları yaptığımızı ve bundan sonra da bunun yeterli olmadığını sizlerin destek, ilgi ve yardımlarıyla daha da bu başladığımız çalışmaları daha ileri noktalara da ilerleteceğimizi buradan vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında başlattığı o kıvılcımla hareketlenen özellikle sizlerin sorunlarına ilişkin çalışmalar 2016 yılında Roman Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi'yle resmiyete kavuşmuş. Bu sene tekrar uzatılarak 2030 yılına kadar bu programın sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Tabii bu çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle sizlerin sorunlarına, sizlere olan muhabbeti bu çalışmaların bu noktaya gelmesinde en büyük itici güç olmuştur. Biz de gerek bir önceki valimiz, şu anki İçişleri Bakanımız, gerekse şu anki İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile bu çalışmaları kaldığı noktadan devam ettirmeye kararlıyız. İnşallah sizlerin dertlerini, sizlerin sıkıntılarını en asgari düzeye indirmek için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada ilçelerde özellikle koordinatörlerimizin, sizlerin içinden gelen temsilcilerin destekleri, gayretleri bizler için çok önemli ve biz de onların çalışmalarıyla birlikte sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Silivri ilçemiz tabii bizim en uzak ilçemiz. O yüzden her zaman buraya gelemiyoruz. Ama sizin içinizden bir sizin kardeşiniz, sizin abiniz olan Ferdi Kalancıoğlu kardeşimizi Silivri koordinatörü olarak görevlendirmiştik. Bugün de kendisine resmen koordinatör kimlik kartı, tanıtım kartını da takdim ederek bunu belgelendirmiş olacağız. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Ayrıca yine bugün onayı çıkan Hacı Arif Davucu kardeşimiz de bugün kendisinin onayı çıktı bakanlıktan. Sayın Bakanımızın onayıyla o da bakan danışmanı olarak atanmıştır. Kendisine de buradan hayırlı olsun diyorum. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Sayın Belediye Başkanımız sizlerin sorunlarıyla çok ilgileniyor. Onu görüyorum. 2 gündür ben de Silivri'deyim. Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Beyefendi bu gecenin düzenlenmesine büyük pay sahibidir. Kendisine buradan sizlerin adına bir roman kardeşimiz olarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, ben bu noktada önce Ferdi Kalaycıoğlu kardeşimizi sahneye davet etmek istiyorum. Kendisine buradan kartını takdim edeceğim. Müsaadeniz olursa. Evet, Ferdi Kalaycıoğlu kardeşimiz
sizin resmi koordinatörünüzdür. Bizim ilçedeki roman koordinatörümüzdür. Bizim ilçedeki temsilcimizdir. Sizlerin sorunları onun kanalıyla bizlere ulaşacaktır. Zaten kendisi de bugüne kadar bu çalışmalarını yürütüyordu. Bundan sonra resmi olarak yürütmeye devam edecek. Kendisini de seviyoruz, sayıyoruz. Çalışmalarını takdir ediyoruz. Efendim ben tekrardan bu gecenin düzenlenmesine katkısı olan başta belediye başkanımıza, ekibine, tüm katılımcılara, çok değerli kaymakamımıza ve siz değerli roman kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Geceniz güzel, neşeniz bol olsun efendim. Kıymetli kitaplar için Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, sizi bir müddet daha sahnede tutacağız. Evet, Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanımız Sayın Ferdi Kalarcıoğlu'nun bu gecenin düzenlenmesine ve destek verilmesine yönelik plaket takdimleri olacak. Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan'ı, Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ı ve Sayın İçişleri Bakan Danışmanımız Hacı Arif Davulcu Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Plaket vermek üzere Edirne Vali Danışmanımız Sayın Özcan Kalkan'ı, Türkiye Roman Hakları Federasyon Başkan Yardımcısı Sayın Murat Erkürekçi'yi sahneye davet ediyorum. Değerli katılımları ve destekleri için protokol üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kocaman bir alkış istiyoruz. Sayın Vali Yardımcım, kıymetli konuklar, bu akşam muhteşem bir eğlence yaşanacak burada. Bu muhteşem eğlenceyi hazırlayan sevgili popstar Tayfun, sanatçımız Ekrem Son, sanatçımız İbrahim Düşen, DJ Yılmaz, fenomen Tarkan Kalaycıoğlu'na sizlerden kocaman bir alkış istiyoruz. Bu güzel eğlence programının şefliğini yapacak olan sarı gönüllü Emrah kardeşimize de kocaman bir alkış istiyoruz. Sizlerin bildiği gibi bölgemizde bir çalgı yarışması yapılmıştı. Bu çalgı yarışmasında klarnet alanında birinci olarak Silivri'mizi temsil eden sevgili Gökhan Çelikaya ve orkestrasına da sizlerden kocaman bir alkış istiyoruz. Evet, değerli misafirler, beklenen an geldi. Muhteşem eğlence başlıyor. Ve ben mikrofonu sevgili popstar Tayfun'a devrederek sizleri bu akşamın eğlence dolu dakikalarıyla baş başa bırakıyorum.
Thank you.
o güzel alkışlarınızla Popstar Tayfun. Hayırlı akşamlar Silivri'ye, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Alkışların en güzeli sizlere gelsin. Oh,
gösterse bir daha. Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşürün kim bu aşkı dillerden diye. İsyan eden olur şansa kadar. Haynalar yaşlanmış gösterse bir daha. Yaşanmadan geçen yıllar utansın. Dedik ya dünyanın en güzel renkli kuşağıyız, gök kuşağıyız hocam. Rengarenksiniz, harikasınız. Güzel alkışlar sizlere gelsin efendim. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim değerli misafirler? Sayın Vali Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Sayın İçişleri Bakanı, Başdanışmanım ve değerli bakanlarım, başkanlarım, böyle özel günde, böyle güzel günde siz Roman kardeşiniz Tayfun Kalaycıoğlu ve değerli başkanım Volkan Yılmaz'ın bizlere verdiği bu güzel destekten dolayı en güzel alkışlar değerli başkan, başkanım ve ekibine gelsin efendim. En güzel. Bizler her sene Roman Gecesi yapıyoruz. Değerli başkanım Volkan Yılmaz'ın bizlere verdiği destekle ve Roman Dernekleri Başkanım Sayın Amcam Sayın Ferdi Kalaycıoğlu'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel orkestrayı en güzel alkışlar bir de orkestra şefime, Sarıgüllü Emrah Çelikkaya değerli abime istiyorum. Ve değerli orkestraya da kuvvetli bir alkış istiyorum. Bugün çok değerli birbirinden kıymetli sanatçı kardeşlerim, abilerim var. Sayın Kaymakamım, ben sahneye çıktığım zaman valim şimdi görecek ama sayın valim biraz biz sanatçılar yavaş yavaş ısındığımız zaman motor yeni açılıyor bizde sayın valim.
birazdan oyun havasına geçtiğim zaman göreceksiniz. Bugün siyah giydim. Ustalar da siyah giymiş. Parıl parıl parlıyor ya. Alkışlar gelsin. Teşekkür ederim. Hacı abim. Şimdi bir dileklerim daha var. Bundan bir ay önce bir ameliyat geçirdim. İstanbul Valiliğimizin emeği çok, Ferdi Başkanımın emeği çok, Volkan Başkanımın emeği çok. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hastalığımızda, sağlığımızda sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi diyoruz ki, evet, unutmayalım, tamam. Tabii bu sesleri, bu kaliteyi bizlerle buluşturan Bay Aytaç ve değerli ton masterim Olcay Koca Çakır kardeşime de kuvvetli alkış istiyorum Aytaç Cemal'ıma. Şimdi diyoruz ki, bir güzel sevmiştim Yanal Gamze, valim, kaymakamım ve değerli başkanım sizlere gelsin. Eller gelsin. Sizleri görmedim efendim, kusura bakmayın, hoş geldiniz değerli başkanlarım. Zafer başkanım hoş geldiniz efendim. Biraz hareketlenelim, ondan sonra ceket çıkıyorum. Lapsiki çeşmesini özel oynuyorum böyle. Biraz da eşanlı olsun biraz. Gençlik, Sivri, Romanlı'nın canı!
kara kız, meşili yüzün kara kız, ol derdime çara kız. Ne kara kız, bu kadar mı kara kız, düşüneyim kara kız, yapma beni. O da gelecek. Teşekkür ediyorum efendim şöyle. Ustalarla biraz hareketleneyim mi? İster miyiz? Bir mangoslar yapacağım. Kendimi öz o. Onu oynamazsam sayın valim görsün ki nasıl uçak uçuluyor, nasıl gidiyoruz şimdi Mardin'e, Trakya'dan geçiyoruz şimdi sayın valim. Sizlerin etkileri gelsin bakalım kaymakama. Dingirdanga, 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 dingirdanga. Kaldır kaldır, salla salla, çeke çıkar. Bir dur romançıklar, kaynat yeni başlıyoruz. Elleri göreyim Silivri, uyuma, kalk oyna. Sesini çiz buradayız, kaldır ocağa. Başkanım, şimdi senin hocam.
aman gülüm aman, canım gülüm aman, 100 bin lira vereceğim oynatan acım aman, aman 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 aman, canım gülüm aman, 100 bin lira vereceğim. Bir Lapseke çeşmesi gelir miyiz orkestraya? Hemen o, kemanlar da gelsin, yaşa! Haydi bakalım, sayın valime, sayın kaymakama, yattan yattan, sapla sapla da, oho! Vurmalı vurmalı, a kuşumun boynuzunu kırmalı kırmalı. Aman a kuş, cilveli a kuş, 7 karı aldım, bakamazsın Berduş. Lapseki çeşmesi vurmalı vurmalı, a kuşumun bıyıkları sırmalı sırmalı. Aman a kuş, cilveli a kuş, 7 karı aldım. Haydi bakalım şimdi! Aç biraz kırnatayı. Klarneti aç biraz. Olcay Bey. Mahkemeye gider, tutmaz gerisi. Aman akuş, cilveli akuş, 7 karı aldım, bakamazsın Berduş. Akuşumun elinde keçi derisi, mahkemeye gider, tutmaz gerisi. Aman akuş, cilveli. Beyan al biraz beyan! Ha! Ha ha! Oho! Orkestranın başına. Hocama, hocama. Arka taraf. Kadır kolları. Ha, 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 ha. Amma. Akuş, cilveli akuş, 7 karı aldım, bakamazsın Berduş. Aman akuş, cilveli akuş, 7 karı aldım, bakamazsın Berduş. En güzel alkışlar değerli kardeşlerime, ablalarıma gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Devam edeceğiz efendim. Evet değerli misafirler, değerli konuklar. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik daha. Çok birbirinden güzel, değerli, değerli kardeşlerim, sanatçı abilerim var. Emre abiyi alacağım. Efendim. Şimdi güzel bir kardeşim var, Silivri'mizin değerli bir kardeşim, akrabam, canım, ciğerim. Şimdi onu nasıl çağırsam ben bilmiyorum. Ben ona İkrem Çırpı Çırpı tanıyordum. Soyadı son oldu, bir daha soyadı vardı, maşallah oldu. Ama da ona her şey çok güzel yakışıyor. Alkışların en güzelini Ekrem Son'a alıyorum efendim. Kuvvetli alkışlarla sahneye davet ediyorum Ekrem Son. Biz de. Efendim çok güzelsiniz. Burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Bu akşam bu güzel geceyi gerçekleşen Sayın Volkan Yılmaz Başkanımıza ve değerli bakanlarımıza hoş geldin diyoruz. Hadi bakalım, fazla konuşmaya gerek yok. Aslında şarkılarımızla kendimizi belli edelim. Herkes cep telefonu çıkartabilir mi? Işıkları böyle, bütün sevenler, sevilenler.
diyorsun, arama sorma diyorsun. Halimi görmüyorsun. Bitti artık her şey, çek git diyorsun, arama sorma diyorsun. Halimi bilmiyorsun. Hep beraber okuyalım, hadi ver. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrünü yoluna harcamazdım. Bilseydim hasretten her gece ağlamazdım. Bilseydim bir tanem, bilseydim. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim hasretten her gece ağlamazdım. Bilseydim bir tanem, bilseydim. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim hasretten her gece yansıtmazdım. Bilseydim bir tane, bilseydim. Arama sorma diyorsun. Halimi bilmiyorsun. Bitti artık her şey, çekip diyorsun. Arama sorma diyorsun. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim bir tanem, bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yoluna harcamazdım. Bilseydim hasretten her gece ağlamazdım. Bir tanem, bilseydim. Evet, teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Sevdim bir yar gözlerine.